Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Amerika, Xitayning cinayetlerini irqi qirg'inchilikda bekitmekçi. Amerika'da Prezident Donald Trump hükümetinin Xitayning Sharq Turkistan'da Uyghur Türklerge qaratgan bastırış siyasetini irqi qirg'inchilik deb qarash haqida muzakara qilayotganligi o'tirg'i qo'yildi. Merkezi Amerika'da bo'lgan xabar to'ri Politico yani siyaset to'rining xabariga ko'ra, ismini oshkorlashni xohlamaydigan ikki amaldorning bildirishicha, Trump hükümeti Xitayning Sharq Turkistan'ga qaratgan siyasetini resmi halde irqi qirg'inchilik salohiyatiga ega qilish uchun harakat qilmoqda. Xabar qilinishicha ma'muriy boshqaruvchidagi muzokaralar yanada dastlabki bosqichda turayotgan bo'lsa-mu, ammo Amerika Davlat ishlari va Davlat bexatarlik ministerligi va Oqsaroy Davlat bexatarlik kengashidagi xizmat guruhlari bu masala ustida jiddiy xizmatlarni qilmoqda. Agar Amerika doiralari irqiy qirg'inchilik degan so'zga qo'shilmasa, Xitoyning harakatini insoniyatga qarshi jinoyat yoki milliy tozalash deb bekitishmi tanlashlar orasida yer olmoqda. Politikoğu bayanat elan kılgan Amerika Taşkı İşlem Ministerliğinin bayanatçısı irqi qırğınçılık degen sözge baha beriştin özünü kaçırıp, biz Xitayning Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikilikini toxtuş üçün tırışı vatimiz. Biz her xil tedbirlerini bahala vatimiz digerlerini bildirdi. Aksaray Devlet Bihaterlik Kengişinin bayanatçısı John Ulliot mundaq dedi. Xitayning harakati 2. Dünya Urushidan buyanki yerlik milletlerge qaratılgan en çoğun besim. Aldıngı növetlik hükümet ve dünya rehberleri kuruq gep sözlerini kılgan bosumu, Trump bu meselde cesurluk bilen kadem taşıldı deyiş bilen küpa aylandı. Hindistan, Xitay bilen ötküzülgen sökbet mağlup bolganda, tallışımız harbi hareket boludu, dedi. Hindistan vakit gezinin bugünkü haberde bildirilişçe, Hindistan yukarı derecelik harbi emeldari Bipin Rawat, Xitay bilen ötküzülgen sökbet mağlup bolgan taqdirde tallışımız harbi hareket boludu, dedi. Hindistan Devlet Müdafiye Ştab başlığı Bipin Rawat harbi tallaş arqalıq Xitay armiyasının Ladaqtiki çigra halkıgan hareketini hal kılış üçün üstel üstüde işkellikini. Ama harbi tallaş pekat iki armiya otursidiki diplomatik sökbet mağlup bolgandala andın işqa aşırıldıqallıqını eniq otturgu koygan. Xabarda aytilishicha Hindistan Devlet Müdafiye Ştab başlığı Bipin Rawat muhbirlarga ameli kontrol liniyesindeki oxşamagan tushunchi sababidan toqunuş kelib chiqqanligini. Ameli kontrol sizigidagi chegara halqigan bu harakatdagi mudofaa tarmoqlarining vazifasi chegara halqigan qilmishning tajovuzchiligiga aylinib qilishini nazorat qilish va uning oldini olish. Hukumat bu xil qilmishlarga tinch yo'l bilan taqobil turish va tajovuzchilikning oldini olishga to'liq va'da bergan. Agar ameli kontrol liniyesindagi holatni asliga keltirish uchun barliq tirishchanliklar muvaffaqiyat qozonmasa, müdafiye tarmakları harbi hareketke her vakit tayarlı kılıdı. Devlet Müdafiye Ministeri Rajnath Singh, Devlet Bihaterlik Meslekçisi Ajit Doval ve barlıq Devlet Bihaterlik Mesullarının hemisi tallaş meselesine karab çıkıp atıdı. Bunundaki maksat Xitay armiyesini Ladaq tokunuşidin ilgirki haletige kayıtır ve teşdigen. Hindistan tiz haberlerde bildirilişçe Rawat'nın bayanatı Hindistan'nın yukarı derecelik armiyesinin tunji qitim Xitoylarning chegaradan o'tishi to'g'risida oshkora so'z qilishi va Ladaq chegara krizisini hal qilish uchun harbiy vositalarni tanlashni o'tirg'i qo'yishi ekan. Hindiston vaqt kelsa 23 avgust xabar qilib, Xitoy armiyasi amaliy kontrol chizig'i bo'yida davomliq yo'l ko'vrik yasaganligi, tik uchar aeroplan va boshqa harbiy aslahalarni o'rinlashtirib, amaliy qarshilik maydonidagi askarlarni qo'llaganligini bildirgan. Angliya Müslümanlar Kengişi Angliya hükümetini Xitayga qarşı hareketke ötüşke çağırdı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Organ Torunun 25 avgust bergen haberde bildirilse, Angliya Müslümanlar Kengişi bayanat elan kılıp, Angliya hükümetini Xitayının Şarq Türkistan'da elip berbatkan etnik tazlaş kılmışıga qarşı küçülük hareketke ötüşke çağırdı. Bayanatta Xitayının Uyghur Müslümanlarını sistemilik xorlavatkallıqı, irqi qırğın qılıvatkallıqı bildirilip, Angliya hükümetinin derhal hareketki kilişi kerekliki bildirilgen. Hem de özlerinin Angliya Taşkı İşlem Ministeri Dominic Raab'ı mektup yazıp, Xitay'a karşı ciddi tedbir kilişki çakırı kılgallıkını bildirgen. Kengişinin Dominic Raab'ı yollığa mektubuda Xalqara Cemiyet gerçi Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip berbatkan basturuş siyasetine karşı agahlandırış bergen bolsumu,
biroq vaziyati yaxshilanish bo'lmaganligi, musulmonlarga ziyonkashlik qilish uchun ta'sis qilingan jazo lagerlarining yanali mavjud ekanligi, ayollarni majburiy tug'mas qilish va necha million odamni lagerda tutib turish davom qilayotganligi Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qaratgan muomillarida irqiy qirg'inchilik jinoyatining barliq alohidliklarining bor ekanligi. Xitoyga qarshi kuchlik tadbir qo'llanilmasa, Uyg'ur musulmonlarining qirg'inchiligiga shohid bo'lishidan qo'rqayotganligi. Sharq Turkiston musulmonlarining vaziyati Angliya hatto dunyoning har qaysi joylaridagi nurg'un musulmonlarni andishiga soldiganligi bildirilgan. Bildirilishicha maktubga imzo qo'ygan Kengash amiri Harun Xon Angliya tashqi ishlar ministri yaqinda Uyg'ur musulmonlariga qaratgan kishilik huquqini dafsanda qilish qilmishi sababli Xitoyni tanqid qilganda jamiyatda qattiq qarshi elindi. Ammo Xitoy sodir qilayotgan jinoyatlarni bartaraf qilish uchun konkret harakat plani orqali Xitoyga jazo yurgizmaganda Xitoyning qonunga xilof qilmishlarining to'xtamay teximi ko'p jonning qirilib ketishidan ansirayman degan. Amerika razvedka aeroplani Xitoy tabaligiga kirdi. Valkochisi xabarining bugun oshkorlashcha Xitoy doirlari Amerika razvedka aeroplanining o'zlari askariy manevr qilayotgan uchish cheklangan rayonga kirganligini, Amerikaning bu rayondan uchishining ig'vogarchilik harakat ekanligini bildirib voysig'an. Xitoy davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Wu Chenning oshkorlashcha Amerikaning u ikki tiplik razvedka aeroplani seshanba kuni Xitoy armiyasining shimoliy urush rayonida manevr elib berayotgan bo'shliqqa kirib, manevrni og'ir darajada qalaymaqonlashtirgan. Wu Chen bayonotida urush cheklangan rayon ustida uchishning aniq ig'vogarchilik harakati ekanligini, bu harakat osonlik uqishmaslik va xato hukm chiqarishni keltirib chiqaradiganligini, hatto dengiz va havoda hodisa keltirib chiqaradiganligini aytgan. U bayonotida yana Amerikani Xitoy Amerika dengiz okean va havo bexatarlik harakat qoidasi va aloqador xalqaroli qilmishlarga xiloflik qildi deb ayblagan. U so'zida yana Xitoyning buningga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq u ikki tiplik razvedka aeroplanining uchish yo'li yoki Xitoyning naqmaydan manevrining o'rni to'g'risida tafsili ma'lumot bermagan. Sharq Turkistondagi Xitoy virusi yuqumi va qattiq tadbirlar yangi andishalarni paydo qilmoqda. Yaqinqi bir necha kundan buyon Sharq Turkistondan ma'lum bo'layotgan turli uchurlar to'liq kontrollik ostiga o'tdi deb jakarlangan Xitoy virusi yuqumining amaliyoti ko'plagan fojiali qismatlarga sabab bo'layotganligini oshkora qilishga boshladi. Bo'libmi Urumchi shahrida ijro qilinayotgan urush tayyorligi holatidagi bexatarlik tadbirlari virus yuqumining kishilar tasavvuridan ko'p ig'irligini vositalik holda ko'rsatmoqda. Teximi muhimi Xitoy rejimining virus bahonasida Uyg'urlarga bo'lgan kontrollikni teximi kuchaytishi muhojiratga Uyg'urlarda turli andishalarni paydo qilishga boshladi. Kishilarning o'z uylariga qamalib qolganiga necha haftadan oshgan bo'lib, bu holning Urumchi sirtidagi hech qanday virus payqalmagan joylardami qattiq ijro qilinishi zo'r gumon qo'zg'ashga boshladi. Bir qism uchurlardagi silliq bayonlarda ma'lum bo'lishicha, Urumchi shahrining har qaysi joylarida maxsus ishlangan sirtqi chiqish guvohnomasi tarqatilgan bo'lib, mushkil guvohnomasi bo'lmagan kishining sirtqi chiqishi man'i qilingan. Har qaysi joylardagi Uyg'urlarning mashina-mashinalab sut, yangi pishgan meva-chiva va boshqa yezi egilik mahsulotlarini shahar bozorlariga yetkazish uchun sirtqi chiqish guvohnomasi ololmaslik sababidan axlatning o'rnida tashlashga majbur bo'lishi mazkur guvohnomaning nihoyat ozsondagi alohida kishilarga berildiganligini ishorat qildikan. Angliyada chiqadigan tez pochta gazetining 24 avgustdagi xabarda aytilishicha Xitoy rejimi 17 avgust kundan boshlab yangidan bayqalgan virus yuqumdorlarining soni 0 bo'lib kelganligini ta'kidlayotgan bo'lg'achqa hozirgacha bu xil qattiq virusning oldini olish tadbirlarining davom qilishi ko'plagan andishalarni paydo qilishga boshlagan. Bo'libmi Xitoy virusining texi hech qanday davosi bayqalmagan navbatdagi ahvolda kishilarning izchil noma'lum dorilarni ichishga majburlanishi hamda ko'plagan noma'lum tibbiy tekshirishlarga qatnashishga majburlanishi bir qism kuzatuvchilarda Xitoy rejimi mushu virusni bahona qilib boshqa biror maqsadni ko'zlayotganda qandoq degan fikrni paydo qilishga boshlagan. Shu joydagi kishilardan biri bu xildagi karantin tadbirlariga noroziligini bildirib, hamma odam uylariga qamalib qolgan mushu paytda navodi yer tebrisa yoki boshqa biror ig'ir opat bo'lib qolsa biz nagimi qacha olamiz degan. Ma'lum bo'lishicha navbatda butkul Sharq Turkiston qamal ostida bo'lib, ba'zilar navbatdagi virusga qarshi turish tadbirlarining Xitoydagi hech qanday o'lkada bu darajada ijro qilinmaganligini bildirmoqda.
Amerika ve Angliya Birleşken Milletler Teşkilatı yığınında Uygurlar meselesi boyunca Xitayını yana ayıpladı. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki siyasi bastırış hareketi halkaranın küçülük ayıplaştırıcı duş kilovatkanda Amerika ve Angliya hükümetleri halkaralık sorunlarda Xitay rejiminin terörlükü karıştırış bahanesi de Uygurlarının milyonlap kamakı ilişini keskin tanıkladı. Amerika Avazı'nın 24. Ağustos'taki haberde eğitilişçe Amerika Koşma İştahatları'nın Birleşken Milletler Teşkilatı Turuştuk Baş Elçisi Kelly Craft Hanım, Şükünü Eçilgan Birleşken Milletler Teşkilatı Xavupsizlik Genişinin Terörlükü Karıştırış Temisi'deki yığında mahsus söz kılgan. O sözde bir kısım devletlerinin terörlükü karıştırışını bahane kılıp, özlerinin siyasi müddealarına yetişini kastlayıvatkanlığını, şunun Xavupsizlik Genişinin bu hıl sahtılığını kat'i ret kılışı lazımlığını alahide tekitledi. O bu ahtiki nutkada hazır Şarkı Türkistan'da lagerlerge kamalgan milyondan artık Uygur ve başka Müslümanlar amesi terörlükü karıştırış degen sahte niqab bilen tutkun kılınan kişilerdir. Bular meyli Xitayning yaki halkara kanunlarının hiç kanda kanuni tertipiden ötmegen tutkun kılış hesaplandı degen. Kelly Hanım nutkada Xitay rejiminin yeni bir yaktın terörlükü karıştırış hakkıdaki halkaralık birlik sepnin azası bulubelip, Muşu bahanede öktici fikir sahiplerini hem de söz erkinlikini kattık takip astığı ilovatkallıkını. Şunun bilen birge dini itikat erkinlikini depsende kılıvatkallıkını yığın ehlige yeni bir kıtım eskertti. Take this opportunity to challenge the council to refuse to accept countries' attempts to misuse terrorism to pursue their own political ends. We are deeply concerned by the situation in Xinjiang. With more than 1 million Uyghurs and other Muslims have been detained under the false guise of counter-terrorism. Angliyanın Birleşken Milletler Teşkilatı Turuştuk Muavin Baş Vekili James Roscoe Ependimi özünün muşununga okşap kitadığan pikirini oturuğa koygan hem de yığın ahlige Xitay rejiminin Uyghurlarga kılıbatka muamilesini Birleşken Milletler Teşkilatı mutakhasları halkaralık kişilik hukuk ahdinamelerge xilap dep karaydu dep eskertti. O yana Xitay rejiminin bu xil çekidin aşkan devlet siyasetini tizdin toxtatışı lazımlığını, şunundaki xalqaranın müstakil tekşürüşüge yol koyuşu gerektiğini alahide tekitledi. We call on China to allow the Human Rights Commission of Human Rights. Halbuki yığınğa iştirak kılgan Xitay rejiminin Birleşken Milletler Teşkilatı Turuşluk Muavin Baş Vekili Gın Şuan, atalmış Şinjan'da hiç kandak kişilik hukuk defsendiciliki mevcut emes degen temada söz kılgan. Uyghur nalları Xitay ülkelerine yetkilişke başladı. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki iktisadi tedbirlerini bir kısım analizciler, müstemlekçilerinin baylıq talan taraç kılışı deyip ayıplavatkanda, Uyghurlardaki en-enevi navayçılıkla mı Xitay ülkelerdeki Xitaylar üçün hizmet kıldırılışkı yüzlenişi yeni gulgulu kozgıdı. Soho Toru'nun 24. Ağustos'taki haberde eğitilişçe Şarkı Türkistan'daki her kaysi navayhallarının nalları nöbeti Xitay'daki 21 ülke ve şehirge toşuluşka başlayan. Şu Katar'da Uygurlarının alkışığı erişken Ablacan nallardan başka yana May Gülü, Yaşın ve Meyyu Katarlıq şirketlerimi zavutlaştırılgan navay hallarının nallarını içkirige yollaşkı başlayan. Atalmış Şinjan haberleri torunun bu axtaki haberde eğitilişçe 2018 yıldan başlap Uygurlarının navaycılıkı kesipleşiş namıda bir tutaş başkuruluşkı başlayan hem de içkiredeki Xitay puralarını temin etişki başlayan. Şunundak her kaysi Ali Mihman hallarının hem de Avasiya yollarının yemeklik tizimlikiden uğrun ilgan. Muhaciretki Uygur analizciler bu axtı pikir kalıp, Xitay rejiminin Uygur navayçılıkını zavutlaştırışkı yüzlendirgenlikini Uygurlarını tihimu namuratlaştırış hilisi dep ayıpladı. Amerika'daki müstakil gözetkişi İlşat Hasan Efendi bu axtı söz kalıp, Xitaylar Şarkı Türkistan'da bulan talan kılmağan hiç narsı kalmağan idi. Hem de lager sırtıdaki Uygurlarını ağustolu pul tapıdığan muşu kesipten mu mehrum kaldırıp, navay hallarını içkiredeki Xitaylarını bakıdığan zavutka aylandırıp koydu. Bu atalmış nan zavutlarıdaki Uygurlar bolsa, Xitay rejiminin yeni kullar emgekinin kurballarına aylanmakta, dedi. Bağraş Kölü Xitaylarının belik ambırına aylandı. Xitay matbuatlarda izchil devletimizdeki en çok içki kuruqluq tatlıq su kölü deb tariflenip gelgen Bağraş Kölü, yıkındın bayan Xitaylarının nazarında Səddikinnin sırtıdaki en çok belik makani deb teşvik kılınışkı başladı. Xitayının zuvanı bulgan Xalıq Doğru'nun 25. Ağustos'taki haberde eğitilişe, Bağraş Kölü nöbeti süni köpeytiş usulünü kullanış arqılıq, əsirler boyu təklimakanının muğnırığı guvahçı bulup gelgen Bağraş Kölü'nü Xitay belikçilerinin en çok bakmacılıq meydanına aylandırgan. Nöbette bu kölde bakımcılık bilen şugullu nüvatkallarının sani 60 mingden eşip ketken.
Tangırtaq Torining bu vaqtki xabarda aytilishicha, navbatda ular torg'a tushgan beliqlardan 4 kilogram taxminan 10 qadaqdan iyg'ir kelganlarini ilg'ib olib, boshqalarini ko'lga qo'yib o'tadigan. Shu Chingshu ismlik bir Xitoy beliqchi muxbirlarga bu vaqtda so'z qilib, "Har kuni 500-600 kilogram beliq tutaman. Bir yilda beliqchilikda 70-80 ming so'm kirim qilaman" degan. Xabarda aytilishicha, Bag'rash ko'lidagi beliqlarning turi 32 xilga yetadigan bo'lib, Sharqi Turkistondagi eng cho'ng beliqchilik bazasi ekan. Halbuki texi yaqinqi mazgillargacha Bag'rash ko'lining Xitoy zavodlaridan chiqqan bulg'angan suvlarni quyib o'tish ambiri bo'lib kelganligi munozara temasi bo'lib kelgan edi. Halbuki texi yaqinqi mazgillargacha Bag'rash ko'lining Xitoy zavodlaridan chiqqan bulg'angan suvlarni quyib o'tish ambiri bo'lib kelganligi munozara temasi bo'lib kelgan edi. Amdilikda bo'lsa, Xitoy rejimining Bag'rash ko'lini tozalab kishilarga baxt yoritish shuarining amaliyotda Xitoy oqqullarining beliqchilik qilishi uchun bo'lganligi oshkora bo'ldi. Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi ma'lumot. Turkiya Jumhuriyati Sog'liqni saqlash ministrligining bildirishicha, Turkiyada yaqinqi 24 soat ichida Xitoy virusi sababidan 24 kishi qazo qildi. Shuning bilan Xitoy virusi o'tirg'i chiqqandan buyon qazo qilganlar soni 6163 ga yetdi. Bir kun ichida 98231 kishi tekshirilgan bo'lib, bulardan 1502 kishida virus payqaldi. Mushu 24 soat ichida saqiyib doktorxonadan chiqqan 887 kishi bilan qo'shilib, saqayganlarning umumiy soni 239795 kishiga yetdi. Nimati butun dunyo miqyosida Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar soni 823790 dan yuqumlanuvchilar soni 24,076,600 dan oshib ketdi. Ministerlik Xitoy virusi xatirining hali ham davom qilayotganligini, xalqning ijtimoiy aralik saqlash, maska taqish va tozalikka rioya qilishining intayin muhim ekanligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırırız. Şunlarla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim ben. Selamun aleyküm ve rahmetullah.